Şimdi Xiaomi marka Airfryer ile köfte pişireceğiz. Hazır köfte almıştık daha önce, derin dondurucudan çıkarttık. Üzerine hafif kendi ev yapımız toz biberden dokundurdum. Şimdi deneyelim bakalım. Xiaomi'de bu iş nasıl oluyor? Lezzetli olacak mı, olmayacak mı? Deneyelim. Deneyeceğiz. Şimdi tek kat olarak yerleştireceğiz. Haznemiz 8 tane köfte aldı. Şimdi hazneyi yuvasına yerleştiriyoruz. Üzerine hafif birer damla yağ damlatıyorum. Aslında köftede gerek yok ama yine de lezzet versin diye damlattım. Evet, şimdi haznesine yerleştirdik. Şuradan açıyoruz Xiaomi'mizi. Patates, tavuk, balık, biftek, karides, sebze, kek, kuru meyve. Manuel seçim yapalım. 200 derece olsun. Süresi de 20 dakika olsun. Başlatıyoruz. Ve Xiaomi pişirmeye başladı. Evet, 20 dakikadan 7 dakika boyunca pişirdi. 13 dakikamız kaldı. Şimdi bir çıkarıp bakalım. Gerekirse ters düz yapmamız gerekebilir. Durdurmanıza gerek yok. Direkt çekiyorsunuz. Bunun bu güzelliği var. Kolaylı. Şöyle görüntü bu şekilde. Şöyle koyalım. Köfteleri ters düz yapalım. Sanki hemen hemen pişmiş. Çok da uzun bekletmeye gerek yok gibi geldi. Evet. Yani 7 dakikada 2 kişilik bir köfte yerine göre tek kişilik hazır gibi. Ses yaptık ama yapacak bir şey yok. Evet, yeniden başlattık. Bu arada biz kendimiz çıkarıp sallamıştık. Şu an makine de uyarı veriyor. Yemeği salla diyor. Onu sallamamıza gerek yok. Zaten biz ters düz ettik. Devam ediyor. 13 dakika içerisinde kendisi salla diye mesaj verdi. Bunu da geçmek için sadece basıyoruz. 12 dakika pişmeye devam ediyor. Evet, son 8 dakika kaldı. Yaklaşık 12 dakikadır pişiriyor. Şimdi bir daha bakalım. Piştiyse alalım. Evet. Şu şekilde çıkarttık. Görüldüğü gibi oldukça güzel. Şimdi 12 dakikada pişen köftelerimizden bir tanesini bir kesip bakalım. Oo. Oldukça güzel. Afiyet olsun. Xiaomi ile 12 dakikada köftemizi pişirmiş olduk. Bizi izleyenlere teşekkür ederiz.